Canlı yayında bak, canlı canlı. Orada kurgu yapanlara da selam olsun. Ya arkadaşlar güldürmeyin beni, konuşturmayın, gözünü seveyim ya. Orbion falan filan. Harbiden ağır konuşurum. Öyle kurgu yapmaya da benzemez. Orbion'un yorumlarına gidin. Beni Zeyrek yayına davet ediyor, yazın hadi. Gelsin oğlum, hayırdır ya. Ha, duyuyorum, dinliyorum seni ya. Madem öyle, bak şimdi yayında kurgu murgu değil. Ben sana gel bana kill sal da demiyorum. Bak peşin peşin diyorum. En sağlam oynayışını oyna, gel VS atalım. Bak ben de sana diyorum ki bu kadar korkma. Şu anda yayında bir tane çocuk bulacağım. Onunla VS at ya. Sen bu çocuğu yen. Ben 2 hafta yayın açmayacağım. Bak sen bu çocuğu yen, 2 hafta yayın yok. Allah, bu kadar ne söylüyorum ya. Bak sana en kralını çağırıyorum şu anda, tamam mı? Kurgu murgu falan filan değil. Direkt en sağlam oyununu oyna. Üstüme koşma, tamam mı? En iyi oyununu oyna. Bak bakalım kim kimden farkı yemiş. Harbi mi diyor lan? Oy 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 oy. Hayır. Oy oğlum, duvarı deldim lan. Yat yat aşağı. Çok güzel aldım. Oy çok güzel çok güzel. Çok güzel, devam ağam. Kodumun ilacısı. Ne dedin sen? Kodumun ilacısı seni. Hile açmış gelmiş beni yenmeye çalışıyor. Rox kardeşim, sen ne dediğini duyuyor musun? Arkadaşlar selamlar, agam yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz, umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte dünyanın harbiden herhalde en kaoslu, en olaylı videosu olabilir. Hepiniz hoş geldiniz agam. Bu arada sizlerden ricam, bildiğiniz üzere son geçtiğimiz 1,5 haftadır birkaç problem yaşadık ve bundan dolayı videolarımızı aksattık ve YouTube bunu hiç sevmiyor. Yani ben çok iyi biliyorum, bütün içerik üreticisi arkadaşlarım biliyordur, böyle video atmadığımız süreçte gerçekten etkileşimimizi bayağı etkiliyor. Gösterimlerimizi durduruyor diyebilirim, az kişiye gösteriyor, daha az kişiye gösteriyor. Cezalandırıyor. Agam bu cezayı aşabilmemiz için benim tekrardan sizler gibi güzel insanlara ihtiyacım var. Agam kanala ilk başladığımız günde nasıl neredeyse videonun yarısını izleyen herkes beğeniyordu ya. 100 bin izleyen 50 bin beğeniyordu ya neredeyse. Agam aynı o şekilde sizlerden çok bomba bir like istiyorum gerçekten bu videoya. Çünkü ne yazık ki yaşadığımız birkaç problemden dolayı video atamadık ve algoritma bunu bayağı etkiledi. Arkadaşlar şimdi size kısaca olayı bir özet geçeyim. Zaten Frag da az bir şey izlemişsinizdir de umarım kayıtta da problem yok. Dur, sesler falan var mı? Daha hiçbir şey kontrol etmedim. Doğaçlama bir kayıt açtım. Arkadaşlar başlıktan okuduğunuz üzere bana bir yayıncı arkadaşımız diyeyim artık yayında bayağı bir iftira attı. Attığı iftiralar hiç değilse, yani daha kötülerini de gördüm de, bu hiç değilse kurgu murgu tarzında konuşuyordu. Bir de yıllar önce attığımız bir VS'ye kurgu dedi. Yıllar önce ben şu anki yani... Abi yıllar önce benden iyi başka adam 5 parmağa geçmiyordu ya. Yıllar önce bir de kimse bilmiyorken biz en iyisini oynuyorduk. Abi saçma sapan konuşmayın. Vallahi bak sinirlerim bozuldu yine bu videoda. Agam birazdan sizi videoyla baş başa bırakacağız. Videoda başka tatsız olaylar da oldu. Hakaretler edildi. Videonun ortasında avukatı aradım. Hani çünkü dedi ki milletin gözünü korkutma. Bir de küfrün üstüne küfür etti. Dedim ki kardeşim madem ettiğin küfürlerin arkasında durabileceksin, gel dedim Instagram'dan et. Instagram'dan etti arkadaşlar. Yani ben Instagram'dan küfür edildiği zaman videonun ilerleyen kısımlarını izleyin. Şu zamana kadar. Yani yemin ediyorum Allah biliyor, sıkıntı yok. Ben hayatım boyunca bir Allah'ın kuluna dava açmadım. Bu arkadaşlar yayında hem diliyle hem eliyle yazarak küfür ettiği için ben bunlardan yayının ortasında, bir de göz korkutmak için yapma böyle şeyleri diye dalga geçtiği için yayının ortasında avukatımı aradım. Kerem Bey sağ olsun bu videoda izliyorsa da, gerçi izlemiyordur, selamımızı gönderelim. Arkadaşlar bu arkadaşlardan, ya videoyu izleyin anlayacaksınız. Zaten bir alay muhabbetler. Ha, bu arkadaşın da 2 ay yayın açması yasaklandı. Yayıncılık kariyeri bitti diyebilirim. 2 ay diyorum ya. 2 hafta boyunca bundan sonra bir daha yayın açamaz. Yayın açmasını yasakladım. Nasıl yasakladım derseniz videonun ilerleyen kısımlarında anlayacaksınız. Kardeşim Allah'a emanetsin. Hatta bakayım şimdi hala nerede? Çıkmış. Çıkmış. Yayını kapattırdım. 2 hafta yayın açması yasak. 2 hafta bir daha yayın açamaz agam. 2 hafta yayın açmaması demek aynı şekilde algoritmayı etkilemesi demek. Yani ben aslında böyle bir şey istemiyordum da, veya çocukla konuşayım aç diyeyim ya kardeşim, aç. İstemiyorum. Eğer sen kendin lafını yemek istemiyorsan açma. Arkadaşlar ben gerçekten çok sinirliyim. Videoyu daha yeni durdurdum. Şu an girişini çekiyorum. Bunu YouTube'a paylaşacağız. O yüzden konuşamıyorum. Sizleri videoyla baş başa bırakıyorum. Sinirlenebilirsiniz. Sıkıntı yok. Hepinizi çok seviyorum. Agam like atmadıysanız, gerçekten like atarsanız çok mutlu olurum. Bir de bomba bir yorum istiyorum. Yani bomba derken sağlam bir yorum istiyorum. Herkes yorum atarsa yine bir keşfetimizi düzeltelim. Gösterimlerimizi düzeltelim YouTube'da.
Tam gaz devam. Agam iyi seyirler. Arkadaşlar burada videoyu çok kısa bölüyoruz. Hepinizi bu videonun açıklama kısmındaki linkten Fox App'ine bekliyorum. Agam Fox App'inden bahsetmem gerekirse zaten videolardan bildiğiniz üzere bütün alışverişlerimizi biz Fox App'in üzerinden yapıyoruz. Fox App'in uygun fiyatlı hem de güvenilir bir şekilde hem de çekilişlerin ardı arkası kesilmeyen bir app'in sitesi. Bizim oyunumuz olan PUBG Mobile'a eğer UC yüklemek isterseniz arkadaşlar global hesap kullanıyorsanız global ID yüklemeden, TR hesabı kullanıyorsanız TR ID yüklemeden dakikalar içerisinde dilediğiniz miktarda UC'yi oyun içi bakiyelerinden çok daha uygun fiyatlı bir şekilde istediğiniz zaman yükleyebilirsiniz. Eğer abartırsanız burada 200-2500 UC'ye kadar zaten seçenekleri mevcut. Arkadaşlar bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Fox App'in de aşağıya doğru indiğimiz zaman bizi popüler oyunlar kısmı karşılıyor arkadaşlar. Popüler oyunlar kısmına geldiğimiz zaman burada gördüğünüz bütün oyunlara oyun içi bakiyesinden çok daha uygun fiyatlı bakiye yükleyebilirsiniz. Sponsorluklar bölümünden zaten bütün içerik üretici arkadaşlarımı da görebilirsiniz. Bitti mi arkadaşlar? Tabii ki de hala bitmedi. Çekilişler bölümünden şu anda da sitemizde 1, 2, 3, 4, 5 adet çekiliş var. Zaten çekilişlerin biri bizim çekilişimiz Orbion ile 10 üyemize 1000 TL site bakiyesi. Ben Fox App'inde hiçbir zaman çekilişler bölümünün boş kaldığını görmedim. Ve arkadaşlar buradaki bütün çekilişlere katılabiliyorsunuz. Siz de Fox App'ine gelin ve şansınızı deneyin derim. Şimdi dilerseniz arkadaşlar videomuza geçelim. Hepinizi Fox App'ine bekliyorum. Fener yalnız bak kurgu murgu da değil gördüğünüz üzere 34'e 3 hem de canlı yayında bak canlı canlı. Orada kurgu yapanlara da selam olsun. Sıkıntı yok dur. Bu farkı daha da açarım ben bu arada. Ya arkadaşlar güldürmeyin beni konuşturmayın gözünü seveyim ya. Orbion falan filan. Kanka. Konuşturmayın beni kanka. Gerçekten konuşturmayın. Bak konuşursam harbiden ağır konuşurum. Öyle kurgu yapmaya da benzemez. Ya yayınlarda, videolarda hatta yayınlarda VS bile atmıyorlar lan. Kurgunun dibine vurmuşlar. Gelip burada tantanasını yapmayın kanka boş boş bana. Canlı yayında canlı canlı. Gördüğünüz üzere herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Her şey ekranlarınızın önünde. Ya oğlum bak harbiden konuşturmayın beni kanka. Gerçekten bak konuşursam ağır konuşacağım. Ya ne zaman kanka ne zaman bu adamı siz ne zaman yayında oynayıp da bu kadar fark atabildiğini gördünüz. Kime bu kadar fark attı bu adam yayında bu kadar ya? Orbion kim oğlum? Bak şuradan 10 tane adam çevireyim. 9'u Orbion'u yener bu arada bir şey söyleyeyim mi size? O kadar abarttığınız kadar iyi bir oyuncu değil oğlum. Adamları üstüne çağırıyor. Kurgu videolar çekiyor. Gerçekten konuşturacaksınız beni yayında. Ya kanka gelsin ya gelsin. Gidin yorumlarına yazın arkadaşlar. Hep beraber herkes gitsin şu anda. Orbion'un yorumlarına gidin. Beni zeyrek yayına davet ediyor yazın hadi. Gelsin oğlum hayırdır ya. A few moments later. Oğlum gerçek mi o? Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar bakacağım. Bir şey soracağım Orbi. Chat'ini niye yolluyorsun kanka buraya? Hani gerçekten yetmedi mi ya? Kanka sıra bende mi şu anda? Yani harbiden yetmedim oğlum. Yani yeter de. Herkes yazıyor ki Orbi yener yok bilmem ne falan filan. Tamam en kral sensin reis de. Yeter de. Bir sal artık yani. Nasıl sen yayında değilsin ya? Gel ekle beni. Lobby'e gel bakayım. Alaydin burada. Harbiden abartıyorsunuz bazı şeyleri yeter ya. Hayır güzelce yayınımızı açmaya çalışıyoruz burada. Gerçekten bak çok sakinim. Ne güzel VSM falan atıyordum. Bu ne kardeşim ya? Ekledin mi beni? Tamam isteği kabul. Aha davet de attı. Kanka sesim geliyor mu? Geliyor kanka selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeşim yayını izledim de ben yayında değilim. Ben sana chat'i göndermedim. Bu bir. Aha. Yayında o ettiğin kelimeler ne? Böyle yok ben geliyorum yok diyorsun. Reis eyvallah da yeter de falan da. Kanka yayını izledim açıkçası. Bir alay kurgucu murgucu yok üstüne adam koşturtuyor. Yok ben 30 fark atıyorum. Gerek var mı kanka böyle şeylere? Peki hangisi yalan? Açıklasana bana oradan. Bir tane yalanı söylesene oradan. Kanka vallahi bana dedin ki chat'i bana gönderdin o bile yalan. Yayında değilim kanka. Burada bir gerçek olan bir tane yok. Şu an yayında değil misin sen? Yayında değilim kanka. Yayında olsam senin chatine nasıl geleyim? Benim yorumlarıma herkes geldi. Melih Zeyrek yazıyor. Ben yayından aktardığını düşündüm. Tamam eyvallah kanka. Peki ona okeyim tamam mı? Yayınlarda falan VS niye tamam. Atmıyorsun mesela? Ben bunu çok merak ediyorum mesela. Yayında niye seçtiğiniz insanlar haricinde kimseyle VS atmıyorsunuz yayını kardeşim? Yayını açmıyorum ki. Yayın açmıyorum ki. Nasıl açmıyorsun la ben görüyorum. Yayın açmıyorum kanka. Açtığım zaman da eğlence içerikli yayın açıyorum. Yayında kalkıp da ben bir yıl önce bakarsan bütün chatte de VS atıyordum. Tabii sen eskileri hatırlamazsın. Siz yenisiniz. Ben ne? Ben mi yeniyim? Tamam kanka o kadar da yeni değilsin de TDM'de yenisin yani işte anladın mı? Ben geçen sene yayınlarda full chatle VS atıyordum. Ben bütün yayınlarımı chatle atıyordum. Sadece son 3-4 aydır yapmıyorum. Ha ben yine hala iyiyim. Atsam yine chatle de VS atarım. Ben sadece çoluk çocukla uğraşmaktan bıktım.
için atmıyorum. Orada kendi kafanıza göre yok bunlar kurgucu, yok bunlar üstüne adam koşturuyor. Madem öyle kanka, tamam mı? Duyuyor musun? Ha duyuyorum, dinliyorum seni ya. Madem öyle, bak şimdi yayında kurgu murgu değil. Ben sana gel bana kilsal da demiyorum. Bak peşin peşin diyorum. En sağlam oynayışını oyna, gel VS atalım herkesin içinde. Tamam, ben seninle yayında VS atamam şu anda. Ya sen de yayıncısın biliyorsun çünkü. Niye MS sorunu olabilir. Herhangi bir sıkıntı olabilir. Gerçekten ciddi VS atmak istiyorsan yayın dışında gel VS atalım. İstersen kanka, sabaha kadar VS atayım. E o zaman bana niye dedin? Bana niye dedin o zaman yayında sen niye VS atmıyor chat'i? Ben seninle ciddi VS atacağım şu anda. Biliyorum. Ben şu anda ciddi VS atacağım seninle. Tamam tamam, sıkıntı yok. Ben seni fazla ciddiye almayacağım. Durumlara eşitleriz. Ciddiye almayacağım diyor ya. Kafayı yiyeceğim. Bak. Hadi gel. Bak yayında herkesin içinde söylüyorum kanka. Tamam, ben de sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sen kendi yayınlarında zaten VS'ni atamıyorsun. Tamam mı? VS'ni zaten atamıyorsun kardeşim. Bunda okey miyiz? Atıyorum da atmıyor. Evet, uğraşmıyor. Atamıyorsun. Evet, atamıyorsun. Çünkü genelliğin kurgu olduğu kardeşim, için. Kardeşim ben VS yayın yaptığım zaman her yayının sonunda kavga çıkıyor. Siz yayınların arka planını bilmediğiniz için. O yüzden boş boş yorum yapmayın ya. Zannetmiyorum. Eyvallah. Aa, öyle yani, olsun. O da kur ya. O da kur, VS atalım. Bak. Seni zannedip zannetmeyeceğinle ilgili bir şey değil kardeşim. Ben buradan dilim yanmış. Ben artık yayınlarda VS atmıyorum. Ha hadi bak şimdi geliyorum ya. Kurgusuz bak hadi. Ben de diyorum en, ki. Tamam, en fazla ne kadar fark yersin? Sen TDM'de en iyisi olduğunu iddia ediyorsun ya. İddia etmene rağmen sen yayında VS atamıyorsun. Ya emülatörle falan alakası kardeşim, yok. Onları geç. Emülatörsün. Onları geçeceksin. Sen TDM VS atamıyorsun ya canlı yayınında. Şu anda bana böyle bir teklif getiriyorsun ve ben canlı yayındayım şu anda. Ben de diyorum ki yayın dışında istediğin kadar VS atalım. İstersen sabaha kadar. Ama diyorsan ki sen şu anda... Ben şu kaydı bir başlatayım ya. Ben sana bir tane çocuk bulayım. Bak, evet. Çocuk mu bulacaksın? Atmam kardeşim. Atmıyorum kardeşim. Aynen. Atmıyorum. Geliyorsan seninle VS atıyorum. Hadi. Kaydı da başlattık. Buradan ekmek çıkar. Ya, atmam demiyorsun. Atamam. Atmıyorum demek, kardeşim. Bir dakika. O çocuk mu bana kurgucu diyor? O çocuk mu bana kurgucu diyor? Bana kurgucu diyen sensin. Benim derdim şu an senle. Sen chat'i benim yorumlarıma gönderdin. Geliyorsan gel kardeşim, atalım hadi VS'mizi. Bak şu an. Ben bak gidiyorum. Şu an ben seninle VS atamam. Yayını kapattın. Ha dedin ya yayındayım diye atmıyorum. Ben senin sıkıntı için yok. Yayını bak, kapatamam. Ben her şeyi hazırım. Benim için yayını kapat demiyorum. Yayını kapattıktan sonra da VS atarız. Yayını kapattıktan sonra hatta görüşelim. Gel Discord'a, yazarsın oradan, VS'mizi atarız. Tamam, ben de sana bir şey soracağım. Tekrar soruyorum. Yayında neden çocuklarla VS atmıyorsun? Benim yayınındasın şu anda. Kendi yayınında da değilsin. Ben bir tane çocuk bulacağım sana. Ne işim var? Ben herkesle uğraşamam ki. Ne yapacağız? Yayın dışında teklif mi sunacaksın kanka bana? Herkesle nasıl bir VS mi atayım? Tamam, sen yayın dışında bana teklif falan mı sunacaksın? Herkesle 10 dakika VS mi atayım? Ne teklifi ya? Dalga mı geçiyorsun? Tamam, aç kaydını öyle gel kardeşim. Teklif suyarsan. Teklif bak. Ben şu an yayının kaydını al. Tamam, ben söylüyorum abi. Açık açık söylüyorum. Teklif falan sunarsam, eğer benim ses kaydım çıkarsam elizleyerekte sıkıntı yok. Herhangi bir şekilde davacı mavacı olmayacağım. Eğer teklif sunarsam. Gel istediğin zaman, ben müsaitim. İster yayında. Yayında VS'den kaçan bu arada sensin. Ben değilim. İstersen ben de yayın açayım. Beraber ben atalım da ben de senin için yayın açmam. Ben TDM'ci değilim. Sen dedin ya senin için yayını kapatmam. Bak ben de sana diyorum ki bu kadar korkma. Bu kadar korkma. Şu anda yayında bir tane çocuk bulacağım. Onunla VS at ya. Bak. Sen o çocukla VS'yi at. Ben ne istersen yapacağım bak. Ne istersen. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Şu anda canlı yayındayım. Bu kadar da insan izliyor beni. Şu an seni savunanlar var chatte. Onları da görüyorum. Kurgu yaptığını biliyorum. Çok iyi biliyorum. Hala kurgu diyor yani ya kanka. Bunu belki kanıtlayamam ama. Kanka gel VS atalım ya. Üstüme koşma bak. Ama gerçekten bunu biliyorum. Kardeşim bak, yıllarca sen benim burada ben verdiğim emeğe saygısızlık yapıyorsun. Chatten rastgele birini bulacaksan ben atmam. Eğer chatten birini bulacağım diyorsun ya. Bulacaksan atmam rastgele biriyle. Varsa bu babadır ya, dediğim bu. Çocuklardan biri var ya. Onu ha, tamam tamam var çek. Var. Tamam bekle. Ne olacak? Yenince ne olacak kanka? Yenince ne olacak? Neymiş? Orada ne istersen ya. Ne onu istersen söyleyeyim. Yapacağım. Ya kurguyu murguyu geçtim şu anda. Ne istersen yapacağım bak. Şunu istiyorum da şunu yapacağım ya. Gerçekten şu an canlı yayında o kadar insan şahidim benim şu anda. Ne yapacağım mesela kanka? Ne yapabilirsin? Peki bana bak şunu yap. Tamam, 10.000 TL'sine atıyor muyuz bu VS'yi? Bak 10.000 TL'sine atıyor muyuz bu VS'yi? Hiç fark etmez. 10.000 TL'yi milleti insanların hiç içinde. Yok. Şu an yayın kaç kanka? Göremiyorum ben. Şu an 700 kişiyiz. Şu an tamam, 700 kişinin 700 içinde. Kişiyiz. Sen söz verebiliyor musun? Söz verebiliyor musun kanka, onu söyle. Kanka benim sözüm söz. Şu an arkadaşlar duyuyorsunuz. Şu an bak şu anda canlı yayındayız. Eğer Orbion gerçekten bak kurgucu değilse, o çocuğu ben çağırdığımda kanka, yenebilirse. Tamam, paranı maranı istemiyorum. Tamam, çocuğu çağır. Paranı maranı istemiyorum. Bir daha sadece benim adımı ağzına alma, tamam mı? Bu çocuğu yenersem, bu çocukla VS'den sonra bir de yayın sonu seninle VS atarız veya yayın içi. Hatta yayın içi. Ben bu çocuğu yenersem tamam, sıkıntı yok. Ya. Yayın sonu VS atarız. Tamam, ben öyle yapıyorum. Bir de bir hafta yayın açma lan. Bir hafta sana yayın yasak. Eğer yenersem, kabul mü?
Sen bu çocuğu yen. Ben 2 hafta yayın açmayacağım. Bak sen bu çocuğu yen, 2 hafta yayın yok. Allah, bu karar ne söylüyorum ya. Çocuğu, tamam. Bak sana en kralını çağırıyorum şu anda, tamam mı? Bak bu çocuğu yen gerçekten. Ben de onu bekliyorum. Tamam gel. Tamam, ben de onu bekliyorum, hadi kanka. Tamam. Kroksi hoş geldin. 2 hafta lan, 2 hafta lan. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Orbion isteğimi neden kabul etmiyorsun? Ne isteğini kardeşim, pardon duyamadım. Arkadaşlık isteğimi Orbion. Neden kabul edeyim bana, hadi kabul etmem için geçerli bir sebep söyle. Veya ben yani 50 tane istek var şu an, herkese bir uğraşayım mı? Nasıl uğraşayım ya? Veya isteğini kabul etsem ne olacak yani? Ne yapabileceksin onu söyle kanka. Fark yiyeceksin. Fark yiyeceksin. Şimdi sen bu çocuktan fark olur yemeye misin? Hazır bak, mısın? Bak böyle geliyor. Zaten bana yayında zaten ben 50 kişiyle VS attırdım. Tamam hadi konuş. En kralına abi bile bak, 10 farkı var bu çocuğun. 50 kişiyle random. En kralına 10 farkım var. Rastgele kişilerle VS atıyorlar. Yerel sohbetten 50 kişiyi arka arkaya yeniyorlar. Karşısına ben geliyorum. Bana da aynı gideri yapıyor. Kanka bak hata yapıyorsun. Crocs. Birazdan yayında yenileceksin. Hata yapmıyorum. Ha Melih senin abin mi? Aynı farkı sen yiyeceksin. Tamam Melih senin abin mi? Abim. Kardeşim abin 2 hafta abim. Eğer yenilirsen abin 2 hafta yayınlardan men oluyor. Zaten yayını izliyor muydun? İzliyorum. Tamam 2 hafta yayın sözü var. Ona göre oyna bak. Kurgu murgu falan filan değil. Direkt en sağlam oyununu oyna. Üstüme koşma tamam mı? En iyi oyununu oyna. Bak bakalım kim kimden fark yiyormuş. Fark atar mıyım atmaz mıyım bilmiyorum. Rahat ol sen. Oğlum boş yapma. Bak ben bile diyorum ki fark atar mıyım atmaz mıyım bilmiyorum. Sadece sağlam oyna, yenilmem kardeşim gel. Atamazsın fark. Tamam Meri sen de izle tamam mı yayında? Gel. Tamam gel bakayım. Diyeceğim sizin. Hadi. Aga yine kaydı, doğaçlama açtık. İyi böyle işlerle uğraşmak beni sardı ya. Neyse Melih'in yayını bir yandan yan ekrandan falan filan bir yerden izleyelim de. Aga çocuk hileci olmasın. Ben vuruşundan zaten direkt anlarım. Oynayışından vurmasına gerek yok. Beni hileyle vurmasına gerek yok. Ben izleme varsa rakipte onu da anlıyorum. O yüzden yani içim rahat. Her şekilde oyunumuzu oynarız. Olmadı arkadaşı banlatırız. İddia güzel iddia. Ben aslında direkt sadece Melih'le VS atsaydım da iş bitseydi keşke. Neyse bu arkadaşla da atarız. Uğraşmak istemiyorum da ben böyle şeylerle agam. Harbi sinirliyim ya. Neyse videoya girdik boşver. Arkadaşlar VS'mize girdik. Agam vallahi ben böyle işlerle uğraşmayı normalde sevmiyorum da. İşte bizi mecbur bırakıyorlar bildiğiniz ya. Yayında gel bak diyor. Yayında insanların içinde yok da diyor. Bu çocukla VS atamazsan korktun diyor. Kurgucusun diyor. E ne yapayım abi? İşte benim yayınlara katılmam hata. Aslında yayınlara katılmamam lazım da neyse. Şimdi yok, biz de buralardan video çıkarıyoruz. Ona nasıl prim katıyorsa biz de videomuzu çıkarıp. Hadi bakalım gel. Sana bir hayvan gibi oynayayım da full açı bekleyeyim de. Bir daha öyle yayında VT attıklarınla karıştırmaz. Oha! Harbi iyi vuruyor lan. Oy! Agam devam ediyoruz. Hayır. Oy oğlum duvarı deldim lan. Çocuğa hile dedim, birazdan ben ban yiyeceğim. Agam aman diyeyim. Bir tek korktuk. Aman diyeyim ya, kötü yerde kaldık. Neyse agam 3'ün 1'i skorla başladıysak her şey yolunda demektir. Hadi zıpla bakayım. Abi hayır ya. Çok açık oynadım. Ben buna yine sağlam oyuna geçiyorum arkadaşlar. Ciddi oyuna, açık oyuna. Kardeşim. Vallahi ölümsüzken bilerek sıkmadım. Çünkü fightlardan ben de o şekilde tat alamıyorum. Aa çocuk harbi güzel vuruyor lan. En kralına 10 farka. Güzel oldu. Daha yenilmem hiçbir şekilde, sıkıntı yok. Tekrardan başladık agam. Çıldıracağım. Gel kardeşim bir daha gel. Yat aşağı.
Oğlum nasıl rushlıyor lan bu? Full bot choice yaparak geliyor üstüme. Hadi. Abi baksana full bot choice yapıyor ama. Score 5-5 şimdi izle. Ben buna kaç fark atıyorum. Hatta 22-8'i zorlayayım ben bu çocuğa. Yat, yat aşağı. Yat aşağı. 22-8'e gerçi 5 kill aldı da şu an zorlamamız mantıksız. Ama şu an quit atıp aha. Oha. Kanka yat aşağı. Yumruk mu denedi? Yok. Tabanca. Sıkıntı yok. Agami izle şimdi. Nasıl hayvani şekilde oynanır. Oha! Az daha gidiyordum. Kendini aşağı atıverdi bir anda. Tamam arkadaşlar, sıkıntı yok. Aman. Abi. Çocuk fena değil de al izle abi. 22-8'e giderim ben buna. En ciddi oyununda. En kralına 20 fark ha. Vay aslan kardeşim benim. Gel. Gel. En kralına 20 fark. Oğlum milletin böyle dediği adamlara ben bu kadar combo falan yapıyorsam harbi hala çok iyi. Sanki bunu bilmiyormuş gibi. Yat aşağı bak, o bot çözdüğü böyle yapılır. Harbi hala çok iyiyim ne ya, en iyisiyim. Şaka yaptım. Ooo tamam, sıkıntı yok. Bu arada bu benim dengesizliğim. 1 ace. Çok güzel aldık, çok güzel aldık. Bu kill'de öyle edebilirdim. Biraz riskli bir hareket. Gel kardeşim. Melih hani ne oldu adamına? Yamuldu. Çok güzel aldım. Bu da HT'ye gitseydi çok tatlı olurdu da neyse aga. Sıkıntı yok. Ortadan mı geliyor? Evet. Oo çok vurdu. Oha. Oha. Abi 104 hasardan sonra kalkıp da nasıl vurdu bu beni? Çok kötü yaptık. Çok kötü yaptık. Aynen kardeşim, öyle yumruk. Bu arada 8. kill'ini aldı arkadaşlar. 22-8 sayıları suya düştü yine. Abi elimde bir sıkıntı var ama benim. Baksanıza nasıl oynuyorum. Abi hazırlıksız bir anda yayına girdiğim için. Olması normal böyle. Çok güzel aldım. O beni kaçıyorum sandı. Abi harbi mükemmel oynadım ha. Vallahi az önce oynadım, oyun cidden çok güzeldi. Bir can. Oy! Lan nasıl? Çok güzel. Güzel güzel, sıkıntı yok, sıkıntı yok. 30 fark atıyordu en son kardeşim. Şu an 5 farkla yeniliyor. Oğlum ne yumruğu, hayır. Agam hayır. Atama. Ananı avradını. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Gel gel. Vallahi sen kaçın. HS'nin sesi gelmedi lan. Gel gel. O yumruktan sonra biraz pişman olacağım kanka. Bana öyle geldi. Oğlum pingimiz mi var lan? Gel. Gel 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 gel. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Biraz sinirlendim sadece. Hatta var ya. Bu videonun sonuna
Abi dümdüz koşuyor lan bu çocuk, ne kadar bot. Lan dümdüz koştu böyle, gördünüz mü? Hadi gel. Çok güzel aldık. Nasıl rushlıyor, nasıl rushlıyor, sanki maçı çevirecek. Bir de bot şöyle rushlıyor ya. Bir can. Abi vallahi bu pozisyon yumruğu atabilirdim. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Çok vurdu. Oy çok güzel aldım, devam. Tuş takılı kaldı ama yine de elimi güzel açtığımız için. Aynen aynen kanka, atarsın, hadi gel. Arkadaşlar elim soğuk diye bir kere yumruk yedim. Yok, gel. Oğlum keşke yumruk atsaydım. Neyse sıkıntı yok. Oy çok güzel çok güzel. Devam. Çok güzel, devam aga. Abi keşke maç başından beri full böyle oynasam. Daha yeni yeni ısınabiliyorum. Baksana baksana, daha göremeden ölüyor. Bir de bot köşküyle geliyor. Yeleksiziz. Burada biraz geç kaldım. Peki biraz daha erken açsaydım. Dene bakayım, belki çevirirsin. Arkadaşlar toplamda 11 farkla bitirdim. Bu arada 11 fark attığım için bu arkadaşa gerçekten herkesten özür diliyorum abi. Benim bu çocuğa valla minimum bir 20 atmam lazımdı. Bir de elim soğuk, onu da belirteyim. Şimdi bir lobide kudurtayım bunları. Melih ne oldu kardeşim? En kralına 10 fark. Sen mi diyordun? Çök hadi arkadaşını. Fark etmez ya, bilmiyorum. Ne yani. Ne fark etmez? Bir dakika bir daha söyle. Crocs ne oldu? O kadar da iyi değil. Ne oldu? Bak. Evet. Kodumun ilacısı. Ne dedin sen? Kodumun ilacısı seni. Hile açmış gelmiş beni yenmeye çalışıyor. Rox kardeşim sen ne dediğini duyuyor musun? Küfür ediyorsun ha. Duyuyorum. Hile neden açıyorsun? Ben sana küfür ediyor muyum? Bak bekle, birazdan sana çok güzel küfür edeceğim de. Şimdi Melih yayında ben bir şey demek istemiyorum. Bak madem o kadar delikanlısın, tamam mı Rox? Gel Instagram'dan et o küfürleri bana. Hadi yaz. Bekliyorum. Geliyorum. Bekle tamam, geliyorum. Tamam yaz Instagram'dan. Instagram'la alakalı. Yok yok, yazsın bir Instagram'dan. Bekle geliyorum. Madem bekle. Ettiğin küfürün arkasında durabileceksin, tamam mı? Gel Instagram'dan yaz. Bekle geliyorum, yazıyorum. Bekle. Gel gel sana şöyle güzel bir güzel bir tazminatından açayım da öyle bakalım ettiği küfürün arkasından durabiliyor mu? Sen ne açmaya devam et, bekle. Dava mı açacaksın? Ben de sana dava açacağım, bekle. Aç aç, ne hile diye mi dava açacaksın? Kurgu diye mi? Kurgu diye dava açacağım. Hem hile açıyorsun hem kurgu çekiyorsun. Melih senin gibi senin arkadaşın da saygısız. Ha bekle ama sıkıntı yok. Bu Instagram'da yazdın mı? Bekle, yazıyorum, beklesen. Batuhan sen misin? Kanka insanların gözünü korkutmaya çalışmak. Ben değilim. Beklere istem. İnsanların bekleriz. Gözünü korkutmaya değil kardeşim. Ben de burada o zaman açayım ağzımı, yumayım gözümü. Bende ağız yok mu? Ben küfür etmiyor muyum? Ben de küfür edemiyor muyum ya? Ben de ağzıma geleni söylerim. Çok da iyi sövüşürüm tamam, yani. Bir şey demiyorum da. Ha tamam gelsin Instagram'dan. Yanlış da. Yani. Tamam gelsin Instagram'dan bir söylesin bekle. Bakayım bak ne oluyor. Hadi ya yaz. Şu Batuhan sen misin la? Kaç dakika önce bu? 4 dakika önce. Tamam ya. Hadi yaz. İsmini söyle. Ne diye biri yazacak bak. Tamam sıkıntı yok yaz. Sen ne şimdi, dava mı edeceksin? Dava edeceğim kardeşim, evet. Başka sorun ya mu var? Ya etsin, neyime edecek bu ya? Bekle kardeşim. Beni ha, de dava tamam, etsin. Tamam gelme kardeşim. Beni de dava etsene. Ben de mesaj atıyorum ya. Gerçekten bak ben tamam, de mesaj atıyorum. Sen de mesaj at. Tamam, ben de mesaj atıyorum. Bak beni de dava et ya lütfen sen ya. Sen şaka sanıyorsun değil mi? Yo edebilirsin. Sen şaka sanıyorsun değil mi? Tamam at kanka. Ben ikiniz de bir dava edeyim. Ya ben de seni dava edeceğim. Hile açmaya devam et. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün vallahi
vallahi bak siz hak ettiniz diye bunu yapıyorum. Yemin ederim bugüne bugün bir kere de bak bir tane hakaretten kimseye dava açmadım. Hatta hiçbir şeyden daha kimseye. Hayır uzatma birkaç ben de mesaj attım. Daha kimseye dava açmamıştım. Yemin ederim bak ilk defa sizin yüzünüzden oluyor. Prox bakalım gerçekten hala. Arkasında durabileceğin mi duramayacağın mı onu çok merak ediyorum kardeşim, tamam mı? Abi duracağım reis, bekle sen. Eğer reis. Çok duracak gibi durmuyorsun da neyse sıkıntı yok. Ben de mesaj attım bu arada. Tamam sıkıntı yok. Mesajı attım bakamıyorsun daha, mesaja bakamıyorsun. Niye bakayım oğlum senin mesajına ya? Bazı şeyleri abartmayı o kadar fazla seviyorsunuz ki. Sen yaz dedi. Neyi abartmayı kanka? Yazıyorum ben sana bakayım. Melih burada küfredeyim ben sana? Veya Instagram'dan ben sana küfredeyim mi? Zaten ne yapabileceksin ki? Ta İstanbul'dasın. Bu arkadaşla şey nerede yani? Ben kimseyle uğraşamam kardeşim. Madem yayında bu kadar kişinin içinde böyle ağzını bozabiliyor. Neyse ben sizle konuşmayacağım, uğraşmayacağım. Melih sen VS geliyor mu gelmiyor mu? Gel ya ben Crocs'a bak, ben Crocs'a 10 atıyorum. Bak ben sana yenilmem. Yayını kapattıktan sonra geliyor mu? Bak ben sana sözümü de verdim tamam, dedim ki. Tamam ben 11 attım. Tamam fark etmez ben kanka. Yayını kapattıktan sonra da geliyor. Tamam, yayını kapattıktan sonra seninleyim ama tamam mı? Bir yere kaybolma. Yok sonra deme yani Melih gelmedi falan filan. Kardeşim yayını kapattıktan sonra da gelirim. VS'ye ne zaman istersen gelirim. Kabul. Ben yayını kapattıktan sonra senin yanına geleceğim. Tamam kur hadi odayı. Sen Crocs'a 10 atıyorsun, beni yener misin? Şimdi onu mu dedin? Ben seni yenerim. Tamam kanka kur hadi odayı, bir BS dağıtalım. Biliyorsun eskileri biliyorsun Orbi yani. Eskileri açtırma bana. Aç eskileri. Neymiş ben bilmiyorum bu arada, bilgin olsun. Kanka yapma gözünü seveyim, eski videoları aç, da biliyorum. Aç kanka eskileri, tamam lan. Tamam lan söyle, ben bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Söyle abi, benim hiç kimseden bir şey sakladığım çekindiğim yok yani. Söyle kanka neymiş eskiler? Orada da mesela normal hadi mi yani sen beni? Salmadık mı? Salmadın mı yani? Yayıncısın diye salmadım mı orada ben sana? Sen TDM üstünden yürüyorsun diye falan filan. Kardeşim bir dakika. Saldın mı sen bana OBS'yi? Ben orada saldım tabii oğlum. Sen bana ne dedin? Ben böyle konuşurken. Sal dedim, delikanlı gibi söyledin. Sal. Hayır sal demedin. Ben sana öyle bir şey söylemedim şu anda. Sal dedin demedim. Kardeşim. Senle VS atarken evet, orada ne oldu biliyor saldıysan musun? Saldıysan onu. Kardeşim sen içerik üreticisin değil mi? Sen bilirsin kardeşim. Şimdi salma tamam mı? Şimdi salma gel. Gel ya gel. Yayında geliyorum ha. Tamam gel, bu VS'yi eğer yenersen bak ha, en bak, kapalı en tam yayın. En kapalı en sağlam. İstersen yayında mikrofonunu kapat. Tamam mı? En sağlam en ciddi en kapalı oyunla oyna. Beni yen o 2 hafta şu an bak erkek gibi sözünde dur. 2 hafta yayın açmayacağım dedin ya. Yo açmayacağım hayır. Tamam yani sıkıntı yok. Eğer yenersen tamam yenersen yayınını aç. Problem yok. Yenersen ben kendimi yenildim sayacağım. Sıkıntı yok. Melih Zeyrek No 1 diye de story atarım. Gel. Abi küfür etmemek için ağzımı zor tutuyorum ya. Vallahi çoluk çocuk işlerini yapıyoruz. Gerçekten çoluk çocuk işi yapıyoruz şu anda. Bu arada videoda olmasam kesin her türlü ben buna tövbe tövbe ya. Neyse arkadaşlar kötü örnekli olmak istemiyorum. Ama harbi sinirim bozuldu. Ne biçim konuşuyoruz? Şunu yeneyim ya. Şunu bir yeneyim ya. Gerçekten yeneyim yani. Bu ne kardeşim ya? Bak benim bir iddiam yok. Bir. İkinci olarak ben Orbion'u yenerim. Bak bu kadar net konuşuyorum size. Benim iddiam yok. Ben buna rağmen Orbion'u yenerim ya. Bak deli gibi kapalı oynayacak şu anda canlı yayında bana. Göstereceğim zaten göreceksiniz. O kadar kapalı oynayacak ki. Ben bir şey demiyorum zaten göreceksiniz. Hala Orbi Morbi diyorsunuz arkadaşlar. Gözünü seveyim ya. Adamın VS'sini görmediniz mi? Bu arada az önceki o dava muhabbetlerini videoya koyar mıyız koymaz mı? Koyalım sıkıntı yok. Agam bilginiz olsun, ben bugüne kadar yani sosyal medya kariyerimde bu işten para kazanan çok kişi olduğu söyleniyor sosyal medyada. Çok kişi var mı yok mu ben bilmiyorum. Sadece bunun yani millet kendine kışkırtıp küfredenlere dava açan bir içerik üreticisi tayfası varmış. Yani yemin ederim yani Allah var yukarıda. Bir Allah'ın kuluna şimdiye kadar dava açmadım. Ama madem bu arkadaşlar bu kadar kendine güveniyor. Yat aşağı. Madem bu kadar kendine güveniyorlar. Bakalım arkasına durabilecekler mi söyledikleri sözüm. Bu arada mermi atamadı. Şu an daha sinirliyim. Emülatörcü bu. Yalnız o yumruk attıklarına falan benzemem ben ha. Haberin olsun da. Buradan gelir. Yok. Tamam tamam sıkıntı yok. Bu arkadaş mı bana salan arkadaş? Şu an bir de sinirden elim kolum titrediği için adam akıllı eğim alamıyorum. Gel kardeşim. Gel kardeşim hadi. Gel 3'ün 1'i.
Hadi. Deneyelim. Sabaha kadar deneyelim. Hadi sabaha kadar deneyelim. Abi normal karşıma çıkamıyor ki. Gerçekten normal karşıma çıkamıyor ya. Sıkıntı yok ya. Bazı şeyleri konuşarak anlatamazsın işte. Bazı şeyleri yaşaması lazım. Bazı şeyleri böyle insanların yaşaması gerekiyor. Bana oyun salmış ha. Ah be, kaçırdım. Oho kardeşim, attığımız fight'a bak, kafayı yiyeceğim ya. Agam tamam, sıkıntı yok. Az önceki o çocukla sadece VS'de biraz sinirlerim bozuldu. Onu premium video en sona koyacağım. Ya onunla ilgili yeni video yapsam mı ya? Onunla ilgili ikinci videoyu yapacağım. Tamam, sıkıntı yok. Güzel, güzel hamle. Kafam karıştı. Böyle pikleyeceğini düşünemedim abi. Oha lan. Abi ben de diyordum nasıl ölmedi diyecekti. Mermiyi kestim, 2 saniye sonra öldü. Abi hayır. Agam nasıl verdin bu kili? Saçma bir şekilde bu arkadaşın karakteri HS yemiyor. Emülatör diye bence. Agam çünkü emülatörlerde bir garip pik var ya. Oyunda bir problem var emülatörle ilgili. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Oha. Hayır abi, nasıl korktu? Nasıl korktu? Agam sıkıntı yok. Zaten burada amaç ne? Öne geçip üstüne oynatmak. Öne geçtim, üstüme oynatın. Şu an base'den çıkartmayacağım. Böyle biraz fazla tek yiyebilir. Buradan gelmeye devam ederse. Oo, çok mermi yedim. Keşke bir mermi atsaydım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben ciddi oyuna başladım arkadaşlar. Ben şu an düşman VS'sindeyim bildiğiniz. Çok da konuşmuyorum zaten, fark etmişsiniz. Lan konuşunca işte böyle oluyor ya. İşte konuşunca böyle oluyor abi. Ne yaptığımı ne ettiğimi şaşıyorum. Agam videolarda o yüzden tam performanslı oynayamıyorum. O yüzden bu video sonuna o arkadaşla yat aşağı. Yat aşağı kardeşim. Yat aşağı kardeşim benim. Mermi at kardeşim benim. Kötü yere imajdık. Oha!
Tamam, iyi vurdu, sıkıntı yok. Ben bundan deli gibi sayı alırım. Bak şuradan şu şekilde oynuyor ya. Sadece şu şekilde oynuyor beyler. Gerçekten sadece o şekilde oynuyor. Ah ah. Agam karşıdakinin emülatör olduğunu unutuyorum arada. Mermi at. Sen de karşındakinin Norbion olduğunu unutma kardeşim. Adam akıllı pik at lan. Agam sıkıntı yok, devam. Abo kaç. Bu şu an bu arada benim dava açacağım dediğimi, yani çocuğun gözünü korkutmak için falan olduğunu sanıyor. Mermi at kardeşim, canım benim. Aa 20x8 geliyor. Bunlar da eğil kalklar. Gel kardeşim benim. Aa keşke 22-8 iddiasına girseydik de. Aga 3 kill arka arkaya alabilecek miyiz bir bakalım. Abo çok kötü kaçırdım. İyi vurduk. Güzel vurdum, 27. 20'ye 8 şu an. Aç. Çok güzel aldım. Son bir. Lan 22-8 yememek için bir insan bu kadar uğraşır mı ya? Aha. Vallahi attım. Al hadi. Gerçekten bir şey demiyorum. Döndür bakayım buradan çevirebiliyorsan. The red team doesn't have a lot of time left. Hadi gel. Görmem lazım bu arada. İyi kaçtım. Hayır. Hayır. Bu kadar da kaçak oynama be. Gel buraya. Red team victory. Ananı satayım, 22'ye 8 olmuş. Allah'a emanet ol, kendine çok iyi bak. Esesini de aldım. Buranın da BS'sini aldım. Ben şu muhabbete çok sinir oldum. Bu milletin gözünü korkutmak için dava muhabbeti ne? Kanka bu milletin gözünü korkutmak için değil. Sen benim göz korkutmak için mi böyle söylediğimi düşünüyorsun? Bekle. Öyle zaten. Tamam Crocs kardeşim, izledin mi? Güldürmeyeyim mi seni? Crocs izledin mi? İzledim. Bekle ben şu al ettiğiniz... İyi kardeşim. Bekle sadece İyi dinlemenizi iyi. İstiyorum. Aynen. Ettiğiniz küfürlerin... Bak şu an birini arıyorum. Ettiğiniz küfürlerin sesini aldım, birine ilettim. Telefonu bir açsın kanka. Siz şahit olacaksınız. Kerem Bey iyi akşamlar, rahatsız ediyorum. Sesim geliyor mu? İyi akşamlar. Size WhatsApp'tan iki tane ekran görüntüsü ilettim. Instagram konuşmaları. Evet. Gördünüz mü? Evet. Bakıyorum hemen. Hakaret içeriyor ya. Ben sadece davacı olmak istiyorum. Şikayetçi olmak istiyorum. Tamam. Dosyanızı çünkü... açalım. Ben de seni isterseniz. Şikayet ediyorum. Kaç tane daha edeyim mi? Bir dakika. Tamam et kardeşim. Sen de beni şikayet et. İsterseniz dosyanızı talebiniz üzerine yarın arkadaşlar açtırabilirim şikayet dosyanızı. Tamam abi, ben sana bırakıyorum. Ben sadece bu arkadaşlardan şikayetçiyim. Şu an yayındayız. Yayında benim şahsıma da hem iftira olsun hem küfür olsun. İyileşsin zaten. Bir dakika, şu oyunun mikrofonunu kapatmak istiyorum. Ben sadece bu arkadaşlardan şikayetçiyim. Siz gerekeni yaparsanız çok mutlu olurum. Tamam. SS'lerle birlikte bize gönderdiğiniz dosyalarla birlikte yarın savcılığa gerekli suç duyurusunda bulunacağız. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben birazdan sizi tekrar arayayım. Şu anda yayındayız. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. İyi çalışmalar. Kardeşim ses geliyor mu? Anladın mı bizi? Geliyor. Yarın ya bu süreç ne kadar sürüyor bilmiyorum. Yani az önce dediğim gibi yemin ederim daha hayatımda kimseye dava açmadım.
Hayatımda da kimse bana dava açmadı. Bu süreç nasıl ilerliyor bilmiyorum. Yakın zamanda zaten sizin de haberiniz olur tabii. Sizden habersiz olmaz bu. İlerleyen zamanlarda görüşürüz. Biriniz 22-8-7. Crocs kardeşim seninle bir VS daha atmak istiyorum. Ama şimdi değil. Bekle, ben sana arkadaşlık isteği attım. Zaten bir aya kalmaz. Bilmiyorum süreç nasıl ilerliyor. Bir aya kalmaz pişman olursun diye düşünüyorum. Arkadaşlar iyi yayınlar diliyorum sizlere. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Kolaydınız ikiniz de. Görüşürüz kardeşim. Kolaydınız. Bay bay. Bay bay. Agam bugünkü videomuz buraya mı kadardı? Buraya kadardı. Bu nasıl video lan? Bu nasıl video abi? Ama gerçekten çok sinirlerim bozuldu ya. İçimde el vermiyor bir yandan da, neyse önemli değil arkadaşlar yani. Arkasında dururuz diyorlar. Bakalım arkasında duramazlarsa ben geriye çekerim. Herhangi bir problem yok benim için. Hani oradan alacağım paraya falan bakmıyorum, Allah'a şükürler olsun. Arkadaşlarım videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda bu nasıl bir video oldu bilmiyorum ama görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.